Paris'in en bilinen turizm firmalarından biri Vic Tourism. Baba Salih Cengiz şirketi kurarken iki oğlunun isim ve soyadlarının baş harflerini alarak kurmuş. Yani Volkan ve İlkan'ın baş harfleri V ve İ ile soyadları Cengiz'in C'sini almış ve Vic'i böyle oluşturmuş. Çünkü Vic bir anlamda da onun ticaretteki oğluymuş. Turizmin tüm çalışanları giyimine, konuşma tarzına, fiziğine son derece dikkat edenlerden seçiliyor. Arabaları son derece konforlu. Çünkü amaç Paris'e gelenlerin burada verilen hizmetten mutlu ayrılmaları. Geçtiğimiz hafta Sial Fuarı için Paris'e gelen iş adamlarını ve Hanım Eli Derneği'nin düzenlediği Ordu Resim Sergisi için Ordu'dan gelenleri de Vic Tourism karşılayıp ulaşımını sağladı. Hatta Müsiat gecesinde de Paris'teki başarılı çalışmalarından dolayı bir plaketle ödüllendirildi. Biz de turizm sektöründe başarılı çalışmalar yapan Vic Tourism'i daha yakından tanıyalım istedik ve onların yanına gittik. Baba Salih Bey, şirketi nasıl kurup bugünlere getirdiğini arkadaşımız Sevcan Cem Tosun'a anlattı. Evet sevgili izleyiciler, Vic Tourism işletme sahiplerinden Salih Bey yanımızda. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz bizler de. Bugün Siyah Fuarı'na gelen konuklara güzel bir yemek verdiniz. Müsiyata sponsor oldunuz daha doğrusu Vic Tourism olarak. Neler söyleyeceksiniz? Önceden herkese afiyet olsun diyorum. İnşallah memnun kalmışlardır. Gelen misafirlerimiz yıllardan beri Vic Tourism'de seyahat ettikleri için yine bizi tercih ettiler. Biz de onları memnun etmek için bu akşam burada tekrar tanışma ve karşılıklı görüşme ortamı oluşsun diye buluştuk. Çok memnunuz. Vic aile şirketi. Hep birlikte çalışıyorsunuz oğlunuzla birlikte. Ben şunu merak ediyorum. Vic'in açılımı sanırım böyle isimlerin baş harfi diye duydum. Doğru mu? Evet, Vic, Volkan, İlkan, Cengiz diye çocuklarımın iki oğlum var. Onların isimlerinin baş harflerini koyduk. Ve kısa sürede şirketimiz bizim de ummadığımız şekilde büyüdü. Bugünlere geldik. Daha önce iki yıllarda Amerikan Başkanlığı'nın kortejinde bulunduk. Sonra Fransa Devleti'yle de çalışıyordu. Son iki yılda Türkiye'ye ağırlık verdik ve Türkiye'deki iş adamları, devlet, sanatçılar ve kültür turizm konusunda Avrupa'da diyebilirim ki bizden büyük detaylı firma yok. Onun için de sağ olsun Türkiye tarafı bizi tercih ettikleri için dürüst ve istikrarlı çalıştığımızdan dolayı işlerimiz günden güne büyümektedir. İlkan Cengiz de Vic Tourism'de babası ve kardeşiyle birlikte çalışıyor. Çünkü o da gurbette birlikte çalışırlarsa daha da başarılı olacaklarının bilincinde. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Teşekkürler. Önce izleyicilerimiz sizi tanısınlar İlkan Bey. İlkan Cengiz, 83 Paris doğumluyum. Kendim hakkında bilgi vereyim. Paris'te okulumu okudum. Banka müdürlüğüne ulaştım ve sonra Vic Transport, Vic Tourism olan şirketimizi kurduk aile şirketi olarak. Tabii okulu bitirdik, görevimize başladık ama görev biraz sıkıcı geldi, biraz heyecansız bir durumdu. Masa başı değil mi? Yani turizm daha çekici ve zaten turizmde çalışmıştım daha önceden okul yıllarımda, öğrencilik yıllarımda. Onun için bayağı cezbetti bizi ve 2008'de şirketimizi kurduk. Yani bu şirket aslında başta düz transferler olarak insanlara, turistlere ve iş adamlarına hizmet vermekteydi. Ondan sonra yelpazemizi genişlettik ve bugün şu anda Avrupa'nın en büyük Türk filosuna sahibiz. Otobüs olsun, araç olsun, VIP araç olsun. 70'e yakın aracımız var, ona göre de ekibimiz var. Yaklaşık bütün Fransa'daki, artık Avrupa'daki bütün önemli olaylara katılıyoruz, hizmet veriyoruz.
Bugün de Siyel için gelen iş adamlarının yine turist rehberliğini ve taşımacılığını yaptığını sanırım, değil mi? Yaklaşık fuara gelen çoğu şirketin ve ticaret odasının taşımacılığını ve hizmetini veriyoruz. Bu müsiyat hakkında konuşmuştuk. Müsiyat yönetim kurulu üyesiyim ailetten. Bravo size. Hem bankacısınız, mesleğinizi bitirmişsiniz. Turizm, aynı zamanda müsiyat üyesisiniz. Yani biz ailece gayret gösteriyoruz. Fransa'daki biliyorsunuz şartlar zor. Ticari şartlar zor, çalışmak zor, şirket sahibi olmak çok zor. Hele turizm olunca daha da zor değil mi? Bir yılını tutmuyor genelde. Bu yıl çok kötü geçti. Tabii biz burada biraz daha avantajlı olduk. Çünkü Euro 2016'da Türkiye milli takımını ve Türkiye heyetini komple olarak biz taşıdık. Biz hizmet verdik. Onun için pek hissetmedik ama genelde yabancı müşterilerimizde, Japon ve Amerikalı müşterilerimizde çok büyük bir düşüş gördük. Şu andaki durum stabilize oldu. İnşallah 2017 güzel bir sene olacak bizim için, turizm için, Fransa için. Paris her zaman Paris'tir. Yani umudu kesmiyoruz. Peki yeni projeler var mı? Yeni projeler olarak biz bu seneyi çok iyi hazırlanmıştık. Bütün filomuz çok genç ve güzel araçlarla donattık. Artık biz bir kademe yükseltip turistlere otelcilik anlamında, gezi anlamında ve şu anda Türkiye'de bir şirket kurmak üzereyiz. Türkiye'de de aynı hizmetleri verip bu iki ülke arasındaki linki, bağlantıyı kurup bir ana şirket olarak hizmet vermek istiyoruz. Peki böyle izleyicilerimiz içerisinden mesela Türkiye'den gelmek isteyenler olabilir, özellikle sizi açıklamalarınızdan sonra nasıl ulaşacaklar Vic Turizm'e? Vic Transport internet sayfası var. Oradan ulaşabilirler. Ayrıca bizim kontak numaralarımız var. Oralardan ulaşabilirler. Yani bize ulaşmak kolay. Yeter ki gelmek istesinler. Biz burada hizmet vermek için buradayız tabii ki. Tekrar böyle bir detay verelim. Tam olarak hani sadece taşıma değil, rehberlik hizmeti falan da var değil mi? Konaklama da dahil mi buna? Yani şimdi Fransa ile ilgili gezi anlamında, ziyaret anlamında her türlü hizmeti veriyoruz artık. Bu şirketler anlamında da, kişisel anlamda da, gruplar anlamında da. Onun için hani her türlü kitleye hizmet etmek için çaba gösteriyoruz. Eğer yolunuz Paris'e düşerse, burada nerelere nasıl gideceğinizi bilemiyorsanız, rahatça işlerinizi ya da tatilinizi yapmak istiyorsanız, Vic Turizm'e mutlaka ulaşın. Siz işinizi ya da tatilinizi yapın. Bırakın diğer ulaşım sorununu da onlar çözsünler.